Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 9. bölüm. Sevgi. Anlatıldığına göre adamın biri çölde çok çirkin bir yüz gördü ve ona "Sen kimsin?" dedi. O da "Ben senin kötü amelinim." diye cevap verdi. Adam "Senden kurtulmak neyle olur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Salat selam getirmekle olur." dedi. Nitekim bu hususla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bana selavat getirmek Sırat Köprüsü'nün nurudur. Kim Cuma günü 80 kere bana salavat getirirse Allah onun 80 yıllık günahlarını bağışlar. Hikaye edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmekten gafil olan adamın biri gece rüyasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görürdü. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç bakmıyordu. Adam ey Allah'ın Resulü sen bana kızgın mısın dedi. Resulullah hayır dedi Adam, ''O halde bana niçin bakmıyorsun?'' dedi. Resulullah, ''Çünkü ben seni tanımıyorum.'' dedi. Adam, ''Beni nasıl tanımazsın? Halbuki ben senin ümmetindenim. Sen ümmetini anne babasının çocuğunu tanımasından daha iyi tanıdığını alimler bize anlatmıştı.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet doğru söylemişler. Fakat sen bana salavat getirmedin. Benim ümmetimi tanımam, benim üzerime getirdikleri salavat oranıncadır.'' dedi. Sonra adam günde 100 kere salavat getirmek üzere kendi kendine söz verdi. Ve bunu da yaptı. Bundan sonra bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şimdi seni tanıyorum ve sana şefaat edeceğim dedi. Zira o adam Resulullah'ı sever olmuştu. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız ayeti kerimesinin sebebi nuzulu şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kab bin Eşref ve arkadaşlarını İslam'a çağırınca onlar, biz Allah'ın oğulları konumundayız ve biz Allah'ı daha çok seviyoruz dediler. Bunun üzerine Yüce Allah peygamberine, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ayeti kerimesini indirdi. Bana oyundan maksat benim dinime tabi olun. Zira ben Allah'ın elçisiyim. Onun risaletini size ulaştırıyorum. Emirlerini tebliğ ediyorum. Siz bana tabi olursanız, Allah da sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Zira Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Müminlerin Allah'a sevmeleri, onun emirlerine uymalarıyla olur. Ona itaati tercih etmeleriyle ve onun rızasını aramalarıyla olur. Yüce Allah'ın müminleri sevmesi ise onları övmesi, onlara sevap vermesi, onları affetmesi, onları koruması, tevfiki ve rahmetiyle inamda ihsanda bulunmasıyla olur. İhya'da şundan anlatılmıştır. Kim dört şey olmaksızın dört şey iddia ederse o yalancıdır. 1- Kim cenneti sevdiğini iddia eder de onu kazanmaya yönelik güzel amel işlemezse o yalancıdır. 2- Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini iddia eder de alimleri ve fakirleri sevmezse o yalancıdır. 3- Kim cehennemden korktuğunu iddia eder de Günahları terk etmezse o yalancıdır. 4. Kim Allah'a sevdiğini iddia eder de belalardan şikayetçi olursa o yalancıdır. Sevdiğini açıkladığın halde ilaha isyan ediyorsun. Ömrüme yemin olsun ki bu kıyas olarak çok acayiptir. Eğer sevgin gerçek olsaydı elbette ona itaat ederdim. Zira seven sevdine itaat eder. Hikaye edilir ki bir grup insan İmam-ı Şibli'nin yanına girdi. İmam sizler kimlersiniz diye sordu. Onlar bizler senin dostlarınız dediler. İmam Şibli dönüp onları taşlamaya başladı. Onlar da kaçıştılar. Bunun üzerine onlara siz benden kaçıyorsunuz. Eğer sizler benim dostlarım olsaydınız benden gelen beladan kaçmazdınız. Sonra da şöyle dedi. Muhabbet ehli sevgi kasesinden içerler. Bütün beldeler ve yeryüzü onlara dar gelir. Allah'ı hakkıyla tanırlar onun azametinden korkarlar, kudretine hayran olurlar, onun muhabbet kasesinden içerler ve onun ünsiyet denizine dalarlar, ona münacatta lezzet duyarlar. Sonra İmam-ı Şibli şu şiiri okudu. Ey Mevlam! Seni zikretme sevgisi beni sarhoş etti. Sen hiç seven ama sarhoş olmayanı gördün mü? Denilir ki deve sarhoş olduğunda 40 gün yem yemez. Ona taşıyabileceği yükün Kat kat fazlası yüklense dahi onu taşır. Zira kalbi sevgilisini yad etmekle meşgul olduğunda alafi istemez ve sevgilisine duyduğu iştiyaktan dolayı da ağır yükleri aldırış etmez. Deve sevgilisine olan muhabbetinden dolayı çok ağır yükleri taşımaya ve yemeği içmeyi terk etmeye razı oluyor. Peki siz yüce Allah için haram olan şehevi istekleri terk ettiniz mi? Haram olan yiyecek ve içeceklerden uzak durdunuz mu? Allah rızası için nefsinizi ağır yük yüklediniz mi? Eğer saydığım bu hayırlardan hiçbir şey yapmadıysanız, sizin davanız anlamsız, boş bir isimde, isimden ibarettir. Size ne dünyada, ne ukbada, ne yaratıcının katında, ne de mahlukatın yanında bir menfaat sağlar. Hz. Ali şöyle buyurdu. Kim cennete girme iştiyak duyuyorsa, Hayırlı amellere koşsun. Kim de ateşten korkuyorsa nefsini şehvetlerden korusun. Ölümü yakıyla bilen kimseye lezzetler anlamsız gelir. İbrahim et Havvaz'a muhabbetten sorulunca şöyle dedi. Bütün istekleri yok etmek, bütün ihtiyaç ve sıfatları yakmak ve nefsi işaretler denizinde boğmaktır. Firavun hanımı için dört tane kazık çaktı. Göğsünün üzerine de bir değirmen taşı koydu. Sonra da başını güneşin alnına doğru çevirdi. Bunun üzerine Asiye başını göğe kaldırarak Rabbim bana katında cennetin içinde bir ev yap dedi. Hasan der ki Allah onu kurtardı. Onu kurtararak ikramda bulundu. Sonra da cennetine yükseltti. O artık orada yiyip içmektedir. Burada sıkıntı anlarında Allah'a sığınıp ondan yardım istemenin salih kulların siretlerinden olduğuna delil vardır.